Sizlere Instagram üzerinden ne videosu çekeyim diye sorduğum zaman ankette en fazla vlog çekmem istenmiş. O yüzden sizlere bir günümü aktaracağım bugün. Beni tanımıyorsanız ismim Kemal Berk. Şu anda Marmara Tıp 6. yani son sınıf öğrencisiyim. Daha doğrusu önümüzdeki hafta başlayacağım staja. 6. sınıftaysa bu stajyer lakabı niye böyle bilmiyorum ama İngilizcesi intern'le değiştiriliyor ve hastanedeki neredeyse bütün işlerden siz sorumlu oluyorsunuz. Ben önümüzdeki hafta intern'le başlıyorum. Tam bir sene sürecek. Sırasıyla aile hekimliği, acil, dahiliye ve çocuk hastalıkları rotasyonu yapacağım. Bu hafta ne yapıyorum diye soracak olursanız da çok fazla çalışıyorum. Sebebini vlogun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Şimdi eve girdim, kargom gelmiş. Onu birlikte açacağız. Kendime bir hediye almıştım. Vay! En sevdiğim renklerden biri şu anda. Dışarıdan geldim, biraz terliyim, duş alayım. Sonrasında hemen sizlerle birlikte deneriz nasıl duruyor merak ettim. Şimdi çıktım duştan, ilk iş doğrudan scrubs'ı giydim ve rengini aşırı beğendim. Harika. Artık bundan sonra hep büyük ihtimalle bu renkte scrubs giyerim. Kumaşı falan da çok rahat. Zaten hastanede çalışıyorsanız devamlı hareket halinde olduğunuz için böyle rahat kumaşlı üniformalar tercih etmeniz gerekiyor. O yüzden iyi bir alışveriş olmuş, beğendim. Kahve çekirdeğim bitmişti. Yeni çekirdek sipariş etmiştim, o gelmiş. Bu bitmeden önce İstanbul'da yaşayan Kolombiyalı arkadaşım Jeffrey bana Kolombiya'dan özel kahve getirmişti. Juan Valdez'in kahvesini getirmişti. Ve bu yaklaşık 500 gram, bunu çok kısa bir süre içerisinde bitirdim. Arkadaşlarım bana diyor ki Türkiye'de Starbucks'tan sonra en çok senin evinde kahve yapılıyor diyorlar. Gerçekten bu şekilde. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Selam, şimdi çalışma masama geldim. Biliyorsunuz ki benim en büyük hobilerimden biri yeni diller öğrenmek ve her gün bu yüzden mutlaka dil çalışması yapıyorum. Bunun için de uyguladığım bir yöntem var. Yakın zamanda sizlerle nasıl yaptığımı paylaşacağım. O videodan da izleyip bu yöntemi sizler de hayatınıza rahatça entegre edebilirsiniz. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both. Selam herkese. Yemekten sonra sizlerle çok fazla konuşma fırsatım olmadı. Biraz ders çalıştım, ardından da 15 dakikalığına öğlen uykusuna yattım. Ben bu öğlen uykularını bayağı uzun süredir düzenli bir şekilde yapıyorum. Faydaları hakkında da bilimsel olarak sizlerle yakın bir zamanda video paylaşacağım zaten. Senin şu anda sınavların bitmedi mi, ne sınavı diye soracak olursanız da son bir tane sınavım kaldı. O da psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahisinin üçünü tek bir sözlü sınavda vereceğim. Açıkçası biraz heyecanlıyım çünkü hayatımda ilk defa üç dersin sınavını tek bir sözlü şekilde vereceğim. Şimdi de spora geçiyorum, sporda görüşürüz. Hoşçakalın.
Instagram üzerinden çok fazla soru geliyor. İşte belki gün içerisinde ne yiyorsun? Kesin sen onu da bilimsel olarak araştırmışsındır, doğrularını yiyorsundur şeklinde. Ancak emin olun ben beslenme konusunda biraz boğazına düştüm biriyim. O yüzden de çok sıkı diyetler uygulayabilen biri de değilim. Mesela şu anda işte önümde bir tane salatam var. Şurada da işte tavuklu pilavım var. Beslenme konusunda şu anda izlediğim iki tane yol var. Birincisi intermittent fasting, yani aralıklı oruç. Kanalda yakın zamanda bunun videosunu paylaşacağım. Ne olduğunu bilmiyorsanız mutlaka izleyin. Hayat değiştirici bir video olacak. İkincisi ise gün içerisinde devamlı yemek pişirmemek. Onun yerine 2-3 günde bir yemek pişirmek. Çoğu yemeğin bozulma tarihi var işte. Tavuk pişirildiği zaman kaç günde bozulur? İşte pirinç pilavı kaç günde bozulur? Ben bunlara dikkat ederekten yemeklerimi genelde 2-3 günde bir hazırlıyorum. Boğazıma her ne kadar düşkün olduğumu söylesem de vakit benim için işte yemeğin lezzetinden daha önemli. Bu yüzden tabii ki ilk yaptığınız günkü gibi taze olmuyor, o kadar lezzetli olmuyor. Ama yine de mesela gün içerisinde ben hiç yemek pişirirken görmediniz. Çünkü hepsini dün hazırlamıştım. Fazla vakit kazanıyorum bu konuda. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Todo bem, obrigado. Arigato gozaimasu. Sí, pues, como casi todos los personas, pero casi todos los jóvenes pueden hablar como turco, inglés y alemán, porque es obligatorio en nuestras escuelas. Como puedes decir como hola Turquía y eso. Dime otra vez. Hola Turquía, yo soy de Perú, me llamo Zeyn. Gracias Zeyn. Çok uzun bir gün oldu. Yemekten sonra ders çalışacaktım ancak bugün video çekimi yaparken çok yorulduğumu fark ettim. O yüzden de verimsiz bir şekilde çalışmaktansa dinleneyim, yarın erken kalkar çalışırım dedim. Bu arada farkındayım, uzun süredir YouTube'a video atamıyorum ama ikizimi ziyaret etmek için Madrid'e gitmişim ve oraya da kameramı götürmediğim için çekim yapma şansım olmamıştı. Ama Instagram'da beni takip ediyorsanız hikayelerden kesin görmüşsünüzdür zaten neler yaptım vesaire. Çok keyifliydi, benim üçüncü gidişim ama her seferinde İspanya'ya daha çok aşık oluyorum ve hiç aklımda yokken acaba uzmanlığımı İspanyalı mı yapsam kredileri gelmeye başlıyor bir anda. Her neyse, uzmanlık sınavını başka bir konuda ele alırız. Hatta Barcelona'da yaptığım stajı da işte sizlere anlatırım. Bu sayede işte sizler de yapmak isterseniz ya da İspanya'da doktorluk yapmak isterseniz sizlere bir fikir olmuş olur. O şekilde buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla bu tarz videoyu YouTube ana sayfanızda görmek isterseniz videonun hemen altında bulunan beğeni butonuna basabilir. Bu sayede algoritmanın sizi daha iyi tanımasını sağlayarak karşınıza bu tür içeriklerin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca konuşmayı buraya kadar dinlediyseniz de yorumunuzun sonuna bir gülücük emojisi bırakın. Bu sayede ben de kimler buraya kadar dinlemiş ayırt edebileyim. Kanalda da düzenli olarak paylaşacağım videoları kaçırmak istemezseniz abone olmayı düşünebilirsiniz. O şekilde o zaman sonraki videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.